Merhaba değerli dostlar. Bugün doğrulayıcı faktör analizi yapacağız. Yani açımlayıcı faktör analizinden sonra biliyorsunuz çıkan ya da oluşturduğumuz faktörleri doğrulamamız gerekiyor. Dolayısıyla doğrulayıcı faktör analizi yaparak oluşturduğumuz faktörlerin doğrulanmasını yapacağız. Bir önceki videomuzda açımlayıcı faktör analizini yürütmüştük ve orada iki faktörlü bir yapı elde etmiştik. Pozitif duyguları ölçen bir faktör ve negatif duyguları ölçen bir faktör elde etmiştik. Pozitif duyguları ölçen faktörümüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maddemiz, diğerinde ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 maddemiz vardı. Dolayısıyla bugün acaba bu 13 maddeli bir faktörü 6 maddeden bir diğer faktörü 7 maddeden oluşan faktörleri acaba Lizard programında doğrulayabilecek miyiz? Ona bakacağız sevgili dostlar. Biliyorsunuz açımlayıcı faktör analizini SPSS'de yapmıştık. Şimdi doğrulayıcı faktör analizini Lizard'da yapacağız. Bu bir kere bunu burada anlaşalım bir kere. Şimdi bunun için öncelikli olarak SPSS'de oluşturduğunuz datanızı bir masa üstünde uygun bir yerde dosya açarak oraya o dosyanın içerisine o SPSS datanızı yani faktör analizi yürütmüş olduğunuz SPSS datasını oluşturmanızı ya da atmanızı bekleriz. Birinci aşama budur. Ya da şu da olabilir. Sadece faktör maddelerinin, burada 13 madde var dedim ya, 13 maddenin olduğu bir datayı oluşturursunuz tekrardan. O 13 maddelik SPSS datasını Lizerel diye oluşturduğunuz bir masa üstünde bir dosya olabilir. Onun içerisine atıyorsunuz. Çünkü Lizerel açtığınız zaman o dosyayı oradan çağıracağız. Nasıl çağıracağız? Şimdi hemen bakalım. Lizrel'i açıyorum o zaman. Şöyle yapayım. Bakın şurada benim masa üstümde şu anda Lizrel programının şey var. İşte ikonu diyoruz. Ne diyoruz ona? Hemen tıklıyorum ona. Lizrel 8.7 ile çalışacağız. Arka planda açılıyor. Ben biraz kendimi yine küçülteyim sevgili dostlar. Evet küçülttüm. Ve kendimi şu tarafa atıyorum. Arka planda bakın açılır Lizrel diye. Şimdi SPSS dosyasını çağırmam lazım. Faktörlerini doğrulayacağım dosyayı o masa üstünde bir yerde Lizrel diye bir dosya açmıştınız. Onun içerisine atmıştınız. Şimdi buradan bakın şurada şu sekmeyi kullanarak birinci, ikinci, üçüncü mavi renkli diyebilir ve üçüncü sekme import sekmesi veya aç sekmesidir. Görmüş olduğunuz gibi aç yazıyor burada. Bu sekmeyi kullanarak sevgili dostlar şimdi ne yapacağım ben? Masa üstüne gideceğim buradan. Masa üstünü buldum. Evet çok güzel. Buradan Lizrel SPSS diye benim bir dosyam olması lazım. Evet bakın şu Lizrel SPSS diye bir dosya. Buradan tıklıyorum. Şu anda bakın aramanızla eşleşen bir öğe yok diyor. Şimdi ne yapmam lazım? Şurada dosya türü var bakın. Buradan burayı tıkladığım zaman şöyle tıklayıp basılı tuttuğum zaman bakın SPSS data file'ı hemen şurada SPSS data file.sav uzantılı kısma tıklıyorum. Bakın şimdi görüntüler geldi. İşte. Bakın Survey 5 şeyleriniz burada. Survey 5 yedenisini tıkladım ve bu dosya olarak Survey 5 yedi olarak şu anda gözüktü. Aç diyorum. Aç diyorum. Ve buraya bir dosya adı yani o Lizrel SPSS dosyasının içerisinde ben şimdi bir dosya adı istiyorum diyor. Neydi bu? Pozitif ve negatif duygulardı. PN diyeyim, açımlayıcı faktör analizi videosuna bakarsanız PN değişkenlerini ya da PN maddelerini çalışmıştık. Pozitif ve negatifti. Pozitif, negatif, PN, Lizrel diyeyim örneğin buna. Evet, bir isim veriyorsunuz buraya. Bu isim size kalmış bir şey. Kaydet diyorum. Yani daha sonra açarken zorlanmayacağınız bir isim bulun lütfen. Bakın daha önceden kayıtta burada bazı benim isimlerim var. Bunlar daha önceden ben çalışmışım demek ki. PN, Lizrel diyorum ve kaydet diyorum. Bakın şu anda datamız gelmiş oldu. Biraz kendimi şu tarafa doğru çekersem şuradan hemen ekranı kapla düğmesine bastığımız zaman ekranı kaplayacaktır sevgili dostlar. Tabii şimdi burada şuradan da çekebilirsiniz tabii şöyle şu şekilde eğer yine iyice ekranın kaplamasını istiyorsanız. Şimdi ne yaptık? Penceremizi açtık. Penceremizi açtık sevgili dostlar. Arada da yanımda kaynakçı olarak kullandığım kitabının da sayfalarına bakacağım. Çünkü tekrar ediyorum SPSS videolarında da sürekli söylüyorum. Ezberlemeyiniz bunları. Çünkü herhangi bir kaynakta komutlarına bakarak bu işlemleri yapabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi buradan bu işlemleri yaptıktan sonra burada data sekmesi var. Burada data sekmesi var. Buradan değişkenlerimizin continuous olduğuna karar vereceğiz. O yüzden define variables yani ve değişkenleri tanımla sekmesine tıklıyoruz ve buradan bakın hangi değişkenleri seçeceğim ben? PN'leri seçeceğim bakın. PN'lerin sadece hepsini mi seçmek zorundayım? Çünkü bazılarını attım. 20 maddemiz vardı. Bazılarını biz faktör analizinde dün biliyorsunuz açımlayıcı faktör analizinde çıkarttık.
Yani hepsini seçin, sorun değil. Şu anda 20 maddesini 20'sini seçtim ama bunların hepsini kullanmayacağız biz, biliyorsunuz. Bunlar ne yapıyor? Variable type'a gidiyorum. Variable tipi türüne gidiyorum ve buradan continuous işaretliyorum. Okey diyorum ve okey diyerek bütün PN değişkenlerini ben sürekli değişkene çeviriyorum. Continuous değişkenine çevirmiş oldum. Şimdi buradan sonra yapacağımız işlem sevgili dostlar şu. Bunu yaptıktan sonra buradaki file, pardon özür dilerim. Şurada bakın, şurada new diye bir kısım var. Buradaki new kısmına tıklamanızı öneriyorum. Ya da istiyoruz. Tıkladık. Bakın burada yalnızca syntax yazabilirsiniz. Prelist datası, Simplex Project çalışabilirsiniz. Lizreal Project çalışabilirsiniz. Ve PET diyagramı. Biz PET diyagramı üzerine yapalım bunu bugün. Buradan göstereyim sizlere. PET diyagramı diyorum. Tamam diyorum. Ve yine ekranımızda bir dosya resmi istiyor. Bakın PTH PET diyagramının uzantısıdır. Dolayısıyla biz yani uzantısı PTH olacak bir şey. Ne olsun? Yine PN Lizreal diyelim yine. Öbürüyle karışmasın. Karışmasın zaten. Bir öncekinin uzantısı bakın PSF'ydi. Şimdikinin uzantısı PTH olacak ama biz yine de buna Lizreal 1 diyelim karışması için ve kaydet. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle tıklarsam tam ekran olmuş oldu. Şu anda çalışacağım datanın Lizreal versiyonunu ortaya çıkarmış oldum. Şimdi burada ne yapacağım peki? Buradan sonra ne yapılacak? Şimdi buradan sonra şu yapılacak, onu söyleyelim. Burada setup sekmesi var, yani ayarlar diyebilirsiniz. Setup sekmesinde burada variables sekmesine gidiyorum. Şurada şimdi add and read variable, yani gözlenebilen observed variables, bir de latent gizli variables'larımız oluşturduğumuz. Gizli variables'larımız bizim yani gizli değişkenlerimiz, latent variables'larımız iki tane faktör 1 ve faktör 2 olacak. Faktör 1 ve faktör 2 olacak. Dolayısıyla bu faktör 1 faktör 2'ye ismimizi vereceğiz. Fakat bunu vermeden önce çalışacağımız değişkenleri bir görelim. Onlar da şu add read variables kısmına tıklıyorum. Buradan Lizreal sistem file yazıyor şu anda. Bunu prelist sistem file'a çeviriyorum ve browse diyorum. Browse diyorum. Burada neydi bizim değişkenimizin ismi? PN Lizreal'di bakın. Şu PN Lizreal'di. Buna tıklıyorum ve aç diyorum. Okey diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi değişkenlerimiz burada belirli. Yani PN değişkenlerini de isterseniz göstereyim sizlere. Görüyorsunuz PN değişkenlerimiz burada. Peki şu add latent variable. Şu anda add normal observed variables'larımızı, gözlenmiş değişkenlerimizi açtık. Gözlenen değişkenlerimizi. Tamam sıkıntımız yok. Peki gizli değişkenlerimizi, onlara da birinciye faktör 1 yazayım. Siz ne yazmak isterseniz ama FK1 yazın, FKTR1 yazın, faktör 1 yazın. Hatta ben öyle kullanmayayım. Faktör 1 olsun. Bu birinci değişkenimiz. Bir tane daha ekleyeceğim. Çünkü iki değişkenimi doğrulamaya çalışıyorum. Doğrulamak istediğimiz değişken kadar buraya gizli variable'larınızı eklemeniz lazım. Faktör 2 diyorum, okey diyorum. Bakın şu anda ben çünkü açılmacı faktör analizinde iki değişken bulmuş, iki faktör bulmuştum. Dolayısıyla burada da iki faktör oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten amacım o iki faktörü doğrulamak değilmişti. Şimdi iki faktörü doğrulamaya çalışacağız. Okey diyorum şuradan. Okey dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi şeylerimiz açıldı. Şimdi birinci faktörümüzde dün açılmacı faktör analizini ben sisteme yüklemiştim. Ya da sizler ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama izleyeceğiniz zaman açılmacı faktör analizini izlerseniz orada hangi faktörleri elde ettiğimizi göreceksiniz. O faktörleri şimdi doğrulamaya çalışıyoruz. Birinci faktörde şu maddelerimiz vardı. 17. 18. 13. 1. 9. 7. ve 4. madde. Yani 3, 6, 7 maddemiz vardı. Hemen bunları bulalım o zaman. PN'ye gidiyorum. Hemen yukarılarda sanırsam. Evet görüyorsunuz geldi. Birinci maddemiz neymiş? 17. madde. 17. maddeyi tuttum. Kulağından bu tarafa çektim. Bunu biraz küçülteyim. Çok fazla hani büyük olmasın. Şöyle biraz yukarı çekeyim. Evet. Sonra 18. maddeymiş. Hemen 18. maddeyi de bulalım. Evet buldum. Aralarında biraz boşluk bırakarak bunu da düzenliyorum. Bakın şu şekilde. Güzel. Şimdi 13. maddeye gidiyorum. 13. madde. 13. maddeyi de tuttum. Kulağından çektim bu tarafa. Aldım. Ve bunu da birazcık daha düzenliyorum. Alt alta yerleştirdim. Bunlar birinci faktörün maddeleri değerli dostlar. 17, 18, 13, 1, 9, 7 ve 4 lazım şimdi. 1'i aldım. 9'u aldım. Daha sonra düzenleyeyim diye biraz hızlandırdım. 7'yi aldım. Ve 4'ü alıyorum. Bunlar birinci faktördü. Hemen düzenlemesini yapayım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Aşağıda boşluk kalsın diye, görüntü açısından sıkıntı olmasın diye bu şekilde yapıyorum. Yoksa aşağıda uzatabiliyorsunuz. Sıkıntı yok bunda. Düzenlemeseniz de olur ama hani
ekrana tam sığsın diye yapmaya çalışıyorum. Şu anda birinci faktörü bulduk. İkinci faktörümüz neydi? Üçüncü madde. Hemen alalım onu da. Üçüncü maddeyi çektim kullanım. Bakın biraz boşluk bırakıyorum. Bunlar birinci faktörün maddeleri. Bunlar ikinci faktörün maddeleri olacak. 14. maddeyi hemen alayım. 3, 14. Bulduğum sırayla alıyorum bu arada. 3 yani farklı bir şey sıkıntı çıkarmasın diye. 8, 2. Karışık da alabilirsiniz ama yani bulduğunuz sırayı ya dikkat etmeye çalışın. Neyden buldunuz? Açılmacı faktör analizinden bulduğunuz sıraya dikkat edin sevgili dostlar. Evet şimdi 3, 14, 8, 2 başka ne var? 10 ve 5 var. 6 maddeliydi çünkü bu 10. Ve 5'i de hemen atıyorum ve bunları da düzenliyorum birazcık. Şöyle küçülterek sevgili dostlar. Evet. 3 ve 14 düzenlendi. Şimdi sırada 8. maddemiz var. İkinci maddeyi düzenliyorum. İkinci madde düzenlendi. 10. maddeyi düzenliyorum. 10. maddemizi de evet şu tasın konu düzenliyorum ve 5. maddemizi de düzenliyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi faktör 1'i şuraya atacağım. Faktör 2'yi de kulağına tutup buraya atacağım. Evet, şurada bakın bir ok var. Görüyor musunuz? Ok. O oka tıklıyorum. Birinci faktörden basıyorum üstüne. PN17'ye gittim. Siyah oldu, bıraktım. Birinci faktörden basıyorum. PN18'e gittim. Siyah oldu, bıraktım. Basıyorum. Siyah oldu, bıraktım. Basıyorum. Bıraktım. Basıyorum. Bıraktım. Basıyorum. Bıraktım. Basıyorum ve bıraktım. Birinci faktördeki maddelerin bunlar olduğunu söylüyorum. Şimdi faktör 2'de aynı işlemleri yapıyorum. Siyah olmazsa size uyarı verir olmadı diye. O yüzden siyah olmasına özen gösterin. Bakın PN2 şu anda siyah oldu. Bakın normalde gri renkli. Geliyorum üstüne 10. madde. Bakın siyah oldu görüyorsunuz. Zemini siyah oluyor yani kutunun. Onu demeye çalışıyorum. Ve hepsini attım. Şimdi yapacağınız işlem şurada RAM şeylerinin aktif olduğunu göremiyorsanız şuradaki lizre koşuyor bakın adam o aktif değilse F8 ve F5 düğmelerine basarak F8 ve F5 düğmelerine basarak sevgili dostlarım programınızı çalıştırabilirsiniz. Ben de şimdi onu yapacağım. Önce F8 ardından F5 ve çalıştıracağım. Running Reserve Program dedi ve çalıştı. Şu anda ortaya çıktı. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu yorumlamaya başlamadan önce bir resim göstereceğim. Yine İsmail Seçer'in kitabından aldım bunu. Şöyle biraz büyüteyim. Evet çok güzel. Bakın şurada şurada 2 kare bölü serbestlik derecesinin 3'ten küçük olması. Bazı kaynaklar 5'ten küçük diyorlar. Olabilir. 3 referans noktamız olsun. 2 kare bölü serbestlik derecesinin 3'ten küçük olması lazım. Şimdi hemen yine ekranıma dönüyorum. Evet döndüm. Bakın 308 bölü 64. Hemen buradan hatta hesap makinesi diyelim şuradan. Buradan yapalım şeyimizi. Hesap makinesi diyeyim. Evet açtık. Neydi bizim şeyimiz? Şuradan göstereyim size. 308.21 bölü 64'tü. 308,21 bölü 64. O da eşittir. 4,8. Bakın yani 5 olursa eğer siz bu referans aralığını yani 2 kare bölü serbestlik derecesi oranını 5'ten küçük kabul ederseniz şu anda bu kriter açısından doğrulanmış gözüküyor. Ama ben 3'ten küçük alarak yapsaydım hocam o zaman doğrulanmamış gözüküyor. 2 kare bölü serbestlik derecesinin 3'ten küçük olması lazım. Burada standard solution'lara gittiğimiz zaman şu bütün maddelerin 0 ile 1 arasında olduğunu görüyoruz. Fena değil. 14. madde 0,24 biraz küçük. 3. madde 0,21. Onun haricindekiler fena değil. 50'nin üstünde çoğu 40'larımız da var ama fena değil. Yani ne kadar bu 1'e yakın olursa o kadar iyi. Şu T değeri var burada bakın. T values yazıyor. Buraya geldiğimiz zaman hiç burada okların T values gösterdiği zaman okların orada kırmızı olmayacak. Kırmızı olursa o maddeyi çıkarmanız lazım. Mesela diyelim ki şu bakın faktör 1'den PN1'e 15,04 yazıyor. Şurada kırmızı bir renk olsaydı veya yazı o zaman ancak ki bu madde sıkıntı. Dolayısıyla buradan sevgili dostlar işleminizi yapmak için o maddeyi çıkartarak tekrar buradan Lizarev'i çalıştırmanız lazımdı. Tekrar aynı işlemleri yapıp F8'e çalıştırmanız lazımdı. O maddeyi çıkartarak sevgili dostlar. Mesela birinci maddemiz neredeydi? Hangi şeydeydi? Birinci faktörümüzdeydi. Birinci faktörde o maddeyi çıkarmamız lazım. Şimdi RMSA değeri 0,094 diyor. Bakalım şimdi ona da. Resme döndük. Bakın RMSA değeri 0,050 ile 0,080 arasında olursa mükemmel uyum. Bakın. Özür dilerim. Kabul edilebilir uyum. Çok özür diliyorum. Mükemmel uyum olması için
0,00 ile 0,005 arasında olması lazım. Bizim ikisinin de dışında bakın 0,80'in değil mi? 0,08'in daha doğrusu üstünde 0,090'da. Yani RMS açısından, UUM indeksi açısından biz doğrulayamadık. Devam edelim. Diğer indekslere de bakmamız lazım. Bunun için Windows'a gidiyorum. Şimdi ne yaptık? Standard Solution'ı yorumladık. Buradan şuradaki faktör değerlerinin olabildiğince 0,5'in üstünde olması gerektiğini söyledik. Bir çıkartılabilecek 3. maddeyle belki 14. madde olabilir. Araştırmacının inisiyatifine kalmış bir durumdur. Ama bu inisiyatifi daha iyi, net bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız şuradaki T değerleri, T value sözü. Bunlara bakarsınız. Buradan sevgili dostlarım, kırmızı olan okun üstünde kırmızı yazıyla gösterilenleri mutlaka faktör analizinden çıkarmanız lazım. Tekrar doğrulayıcı faktör analizini çalışmanız lazım. Burada modification indeksler var. Hangilerinin hangileriyle modifiye olabileceğini gösteriyor. Bunu biraz sonraki tabloda göstereceğim. O modifiye işlemlerini yapıp tekrar buradaki chi-square bölü df oranını acaba birazcık daha istenilen aralığa çekebilmiş miyim? Bu RMSA değerini istenilen aralığa çekebilmiş miyim diye bakabilirsiniz sevgili dostlar. Modifiye indeksini yapmak için de şuradaki bakın çift yönlü ok var. Buna tıkladığınız zaman diyelim ki birinci maddeyle işte 8. birinci maddeyle 8. madde olmaz. Çünkü aynı faktörler içinde ancak modifiye yapabilirsiniz. Farklı faktörlerde yapamıyorsunuz. Aynı faktörlerin içerisindeki maddeleri şuradaki oka bastığınız zaman bağlayıp tekrar Lizrel'i çalıştırdığınızda buradaki maddelerin acaba ya da chi-square bölü df veya RMSA oranının biraz da istediğimiz aralığa çekebilmiş miyiz diye bir bakıyorsunuz. Şimdi kriterleri söyledim. Chi-square bölü df 3'ten küçük veya bazı kaynaklar 5'ten küçük alabilirsiniz diyorlar ama ben 3'ten küçük almanızı tavsiye ediyorum. Şu anda bizim 3'ten büyük doğrulayamadık. Bu 1. 2. P değerimiz kırmızı değil. Standard solution'da bir sıkıntımız yok ama RMS değerimiz kabul edilebilir olması için en yüksek değeri 0,080 olması lazım. Bizim 0,094 oradan da kurtaramadık. Doğrulayamadık. Şurada bir de Windows'tan out bakın. PNL'li bir out diye bir output dosyamız var. Ona tıklıyorum şimdi ve o çıktı bakın. Şimdi buradan aşağı doğru geleceğim sevgili dostlar. Aşağı doğru geliyorum. Şuradan okla tıklayarak gelebilirsiniz. Görüyorsunuz buradaki output dosyamızda ne işlemler yaptığımızı söylüyor. Onları söyleyelim. Aşağı doğru geliyorum. Geldi evet görüyorsunuz. Bakın burada yine 308 bölü 64'ü gördük. 0,094'ü gördük. RMSA değerimizi. Modification indeksinde de bakın faktör 2'de 7. madde ile nereden nereye istiyor? 8. madde diyor. Faktör 1'de sevgili dostlar bu şuradan görebiliriz. Bakın işte 9.19 bunları yapabilirsiniz öncelikli olarak diyor. Bakalım onlara hemen. 7. maddemiz ve 8. maddemiz nerede? Baktığımız zaman şu evet. 9, 1. faktörde evet, 7 ile 9 arasında şunu ben karalıyorum bakın. Bunu şey yapabilirsiniz diyor. Öncelikli olarak modifiye edebilirsiniz. Eğer bu yani ben atmayayım 7. maddeyi veya 9. maddeyi bunlar üzerinden devam edeyim. Buradan doğrulamaya çalışıyorum diyorsanız bunları modifiye edebilirsiniz diyor. Bir de neydi? 8. 1. faktörde 8 yani 9.1 olandı. O da hangisi? Onu şu anda tam olarak göremiyorum ama 8. Şu var şeyde 8.'nin daha doğrusu bayağı var yani. 110'luk bir şey var mesela görüyorsunuz. Bence 8. faktörle şey 8. madde ile 2. maddenin kesin aynı faktör içerisinde zaten. Evet aynı faktör içerisinde. Dolayısıyla modifiye edilmesi lazım. Hatta 14 ile 3'ün de görüyorsunuz çok fazla şey var. Sevgili dostlar bunların modifiye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şuradan bakalım RMSA değerinden başka diğer indeksleri vermemiş bu. Büyük ihtimal bunun sebebi de şu. Zaten doğrulayamıyor. Doğruladığı zaman büyük ihtimal o değerleri de verecektir sizlere. O değerler neler? Bakalım hemen. Bakın şurada görüyoruz. Mesela NFI değeri, NNFI değeri, IFI, RFI, CFI, AGFI, RMRC gibi değerler. Bu değerlerini de kabul edebilir ve mükemmel uyum sınırları şu anda gösterilmiş durumda. Görüyoruz. Örneğin CFI değeri kabul edilebilir. 0.95 ve üzerinde olması lazım. Söyleyin DFI'nin mükemmel uyum değeri ise 97 ve üzerinde olması lazım. Uyum indeksleri bu faktör analizini, bu faktör yapısını doğrulayabilmemiz için. Peki doğrulayamadık ne yapacağız? Açılmayıcı faktör analizine dönmenizi tavsiye ederim. Açılmayıcı faktör, buradan Windows diyorum yine. Buradan PET diyagramı diyorum. Yine o bizim biraz önceki görmüş olduğumuz PET diyagramı geliyor. Windows diyorum.
İşte out diyorum. Buradan bu çıkıyor. Mesela Windows pet dediğimiz zaman yine aynı şey gelmiş oluyor. Doğrulayamadığın zaman ne yapacağız? Bir daha söyleyelim. Şunu yapabiliriz. Açılmacı faktör analizine gidip bir kere daha bakmamız lazım. Hangi maddelerin binişik ve hangi maddelerin o faktör altında toplanacağını. Dün şunu söylemiştim hatta o videoda. 3 faktörlü bir yapı da vardı. Hatta 4 faktörlü pardon. O 4 faktörlü yapı da doğrulanabilir. Veya 3 faktörlü bir yapı da doğrulanabilir. Veya buradaki gibi 2 faktörlü yapı da doğrulanabilir. Ama çok yakın dikkat ederseniz. Yani karşı çıkarı bir def neredeyse istediğimiz aralığa girmiş durumda. RMS'de 0.080'e indirilmesi lazım. Bakalım şimdi mesela. Biraz önce ne demiştim şeyde? Windows sekmesinde output gördüğümüz zaman 14 ile 3 ciddi oranda sıkıntılı demiştim. Bunu mesela bakalım bir ve şey yapalım. PTH'e gidiyorum yine. Hemen şu bak şuradaki biraz kendimi yukarı alayım. Oops. Evet. Şuradaki çift yönoka tıklıyorum. 14 nerede bizim 14? Şu standart solution yapayım. 14 nerede? Tekrardan buna tıkladım. Evet. 14'ü görebileyim. 14'ten 3'e demişti çünkü bize. Oradan tutuyorum. Hop. 3'e. Bunu bir tamamlayayım. Tekrar şöyle yapayım. Ve şimdi bir daha bakalım. 14'ten evet şimdi oldu. 3'e bir evet, şimdi şöyle yaparsan oldu. Evet 14'ten 3'e modification indeksi tekrar şey yaptım. Şimdi tekrar F8 F5 yapıyorum. F8 F5 tekrar running yap. Bakın. Bakın 0.042'ye geldi gördünüz mü? Ve şeyde Chi-square bölü DF oranında görmüş olduğunuz gibi cep telefonundan hesaplayacağım gerek yok. 111 bölü 63 nedir? Ona hemen bakalım. Şuradan hesap makinesinden. 111.72 111,72 bölü 63 eşittir. Yani 1,77. Bakın bu da geldi. Yani bir modifiye ettik. Dolayısıyla biz bu faktörleri doğrulamış olduk sevgili dostlarım. Dolayısıyla şimdi ne yapabilir araştırmacı? 11,72 bölü 63 oranını 1,77 3'ün altında. Bakın PD de hafif hafif bakın 0,0,15 olmuş. Yani bu aslında anlamsız olması isteniyor ama çoğu zaman anlamlı çıkabilir. RMS değeri istediğimiz altta. Hatta 0,0,42 bakalım bir daha. Nerede? Şu aralığa geldi neredeyse bakın görüyorsunuz. Şu aralığa mükemmel aralığa geldi görüyorsunuz. Mükemmel uyum sınırına geldi. Dolayısıyla buradan da kurtardık. Peki şeye bakalım. Diğer TB'de üstte kırmızı var mı? Yok. Çok güzel. Peki Windows'tan Out'a gidelim. Output sekmemizde acaba yeni bir değişiklik var mı? Ona bakalım. Aşağı doğru geliyorum. 436 kişiyle çalıştığımız için biraz daha belki azaltılabilir bazı durumlarda. Şey sayısı. Evet burada şu anda gözüküyor. Sıkıntımız yok gözüküyor. Ama burada yine diğer indeksleri AGF gibi diğer indeksleri vermemişler. Aslında programdan kaynaklanıyor olabilir. Normal şartlar altında şu indeksleri de yani işte buradaki IFI, NNFI, CFI gibi değerleri şurada sevgili dostlarım göreceksiniz. Belki başka videolarımızda onları gösterdiğim bir şey söyleyelim olabilir. Başka bir videomuzda ama bu videomuzda şu anda bu RMS'nin altında o diğer bütün değerleri göreceksiniz. O değerleri şuradaki ben tabloda vermiş olduğum değerlerle karşılaştırarak acaba kabul edilebilir bir alanda mı, mükemmel uyum sınırında mı ona bakacaksınız. Değilse sadece bir iki kare bölü serbest derecesiyle şeyi de verebilirsiniz yeterli. Yani RMS değerini yani şuradaki değerler bile bence yeterli. Windows PTH yine. Şuradaki birin üçün altında, şuradaki de işte mükemmel uyumsuzun içerisinde ama diğer uyum indekslerini de verip daha da güzelleştirebilirsiniz. Yani, veyahut da bunları kabul edip onların bazıları eğer girmiyorsa yine inisiyatif alıp doğruladık diyebilirsiniz. Şu anda bizim bu iki faktörlü yapımız doğrulanmış gözüküyor sevgili dostlar. Evet. Dolayısıyla Lizreel programında bu şekilde çalıştırdığımızı sizlere söylemeye çalışayım ve kendimi birazcık büyüterek şöyle hop. Evet çok güzel. Bugün doğrulayıcı faktör analizinin niçin yapılması gerektiğini ve nasıl yapıldığını sizlere ve nasıl yorumlandığını göstermeye çalıştık. Niçin yapılıyor doğrulayıcı faktör analizi? Çünkü açılmacı faktör analizinde bazı faktörler bulunur. O faktörlerin doğrulanması gerekir. Bunun için
Açılmacı faktör analizi yürüttüğünüz örneklemden farklı bir örnekleme doğrulayıcı faktör analizi yapılır. Daha doğrusu ölçek uygulanır, özür dilerim. Ölçek uygulandıktan sonra onun verileri Lizrel'e ya da SPSS'e gelir. SPSS'ten Lizrel'e aktarılır. Biraz önce göstermiş olduğumuz gibi. Ve o faktörler, önce SPSS'te faktörleri bulmuştu biliyorsunuz. O faktörlerin doğrulanması gerekiyor. Doğrulamak için de Lizrel'de bir doğrulayıcı faktör analizi yapılır ve yorumlanırken de biraz önce göstermiş olduğum işlemler yapılır diyorum sevgili dostlar ve hepinize saygılar sunuyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.